Bugün burada sevgili yönetmen, yapımcı, oyuncu Zeki Demirkubuz'u. Oyuncu mu? Hocam. Doğru. Hocam. Doğru. Belgelerimiz var. Tamam, doğru. Zeki Demirkubuz'u ağırlıyoruz. Dünkü Beşiktaş maçından sonra bu kalabalığı bir hediye gibi kabul edersiniz diye düşünüyorum. Evet. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bayağı iyiyim çünkü yıllardır böyle Van'dan ve çevresinden son dönemlerde özellikle artık tehdit mektupları almaya başlamıştım. Ya gelin ya bilmem falan diye böyle. O yüzden ama şey gibi bir bahane olmayınca da insan İstanbul'dan çıkıp da buraya ben geldim falan diyemiyor. Yani bir organizasyon gerekiyor. Şehri acayip sevdim. O yüzden de biraz heyecanlıyım. Biraz da böyle zamanlarda anksiyete oluyor. Bir de bu şey böyle bir salona alışık değilim. Yani biraz sonra şöyle bir kirletelim burayı, bir şey yapalım. Duvarları falan çok steril bir şey yapalım. Atmosfere girelim. Yoksa biraz aslında Zeki Demirkubuz'u bulmuşken biraz hayat hakkında, biraz eserleri hakkında ve biraz da Türkiye hakkında konuşmak isteyeceğim. Yavaş yavaş açacağız. Sonra sorularınızı alacağım. Ben biraz aslında kurmacaların gücüyle ilgili konuşmayı çok isterim Zeki Demirkubuz'la. Kurmacalara neden muhtacız ve neden kurmaca evreni bu kadar tesirli? Sizin dünyanızda da gerçekle kurmaca arasında nasıl bir yerde duruyorsunuzu aslında merak ediyorum. İyi, en sevdiğim soru, en hazırlıklı olduğum da soru. Tanıyanlarınız, ilgi duyanlarınız bilir, öyle şey akademik ya da benzer cevaplar yoktur. Kendi hayat deneyimlerimi, kendi hikayelerimden bir vicdan oluşturup, bir kendime göre bir hayat bilgisi oluşturup insanlarla onu paylaşmaya çalışıyorum. Her düzeyde bu. Yani her düzeyde bunu yapmaya çalışıyorum. Filmlerimde de, kişisel düşüncelerimde de. Dilan'ın sorduğu soru hani daha basit şekilde benim için çok mühim. Çünkü özellikle ilk filmimi çekip şöyle bir bakıp bu ne ya falan deyip biraz utandıktan sonra dedim ki kendi kendime bir tane daha film yap. Eğer o da böyle olursa sen git yine işportacılığa geri dön dedim kendime. Ama bunları biraz böyle şeyi severim ben. Egzajere etmeyi ama inanın böyle bu basitlikle bu anlatacağım şeyler. Sonra oturdum. Sinemaya ve şeye dair çok fazla bilgim de yoktu zaten. Bunu da arada söyleyeyim. Sinemaya başlama düşüncem de yoktu. Çünkü benim öyle okul imkanlarım olmadı. Zaten ortaokul mezunuydum şeyde. Başka entelektüel bir çevrem hiç yoktu. Tanıdığım insanlar yoktu. Öyle işte kendi kendine işte o 1980'lerde işte hapishanedeyken bazı abilerin ya sen çok azgınsın sana al şu kitabı oku falan diye beni Dostoyevski ile tanıştırmasıyla başladı zaten her şey. Sonra iz sürerek işte o gençlik ve çocukluk masumiyeti hatta bilgisizlik ve cahilliğimi kullanarak böyle bir arayışa girdim. Çünkü arayış böyle bir şeydir. Yani içinizde bir yerde kendinizi yalnız ve rahatsız hissediyorsanız onun doğrusunu aramaya başlarsınız. O sizi bir yerlere götürür. 1986'da öyle tesadüfen işte Zeki Ökten'le tanışmıştım. O da böyle bir şey oldu. Bana dedi ya biz dedi bir proje hazırlıyoruz dedi. İşte biraz konuştuktan sonra dedi ki bana ya sen dedi hani içeriden mi çıktın dedi bana. Ben de yok dedim. Nereden çıkardınız falan dedim. Yani senin yüzün biraz dedi böyle bir değişik falan dedi. Yok dedim yani. O bana ilk asistanlık yaptığım ses filminde şey teklif etti. Danışmanlık teklif etti.
İşte Tarık Akan, Kamuran Usluer'in işte bir işkence görmüş 12 Eylül'de. Genç bir adamın hikayesiydi. Orada filan sete götürdü beni. O benim bahanem oldu. Oradan asistanlığa başladım. Tabii işportacılıktan sonra çok iyi geldi. Yani hikayecilik aslında insana ya doğuştan geliyor ya da gelmiyor. Çünkü ben çocukken de öyle biriydim. Hikayelere ve insanlara meraklı biriydim. İnanılmaz böyle güzel ve şahane yalanlar söylerdim. Herkesi çevremde toplardım. Ama böyle bir yalan olmaz yani. Dolayısıyla sinemaya falan böyle işlere ilgim yoktu ama böyle işte meraklı ve hikayeci bir çocuktum. 9 sene asistanlık yaptım. 9 senenin sonunda ve gayet de mutluydum aslında. İlk filmimi çektim, J-Blo'u. Bence sinematik olarak hani güçlü yanları falan olan ama işte öykünmeci, biraz sahte yanları daha çok. İşte falan filan bir filmdi bence. İşte o yüzden az önce dediklerimi dedim. Mesela diyalogları korkunçtu. Çok utanmıştım ilk şey yaptığımda. Sonra dedim ki işte bir tane daha çekeceğim. Ondan sonra dedim karar vereceğim. Ben o ilk filmimin utancı ve başarısızlığı yüzünden bunu inanılmaz önemsedim. Ve yazdım, çıktı. Böyle bir çıktı film. Vallahi ben de dumur oldum. Peki hocam. Bir röportajınızda şey demişsiniz, anlattıklarım üstüme kaldı. Biraz bu söylemi filmlerde görebiliyoruz. O sorumlulukla, o yükümlülükle meselelere, karakterlere yaklaştığınızı görüyoruz ama bir yerden bunu ben anlatmasaydım anlatamazdık kimse gibi bir iddiayı da kendi içinde taşıyor gibi bir şey seziyorum. Bu ikisi böyle sizin karakterinize ait bir şeymiş gibi de duruyor işin açıkçası. Bazen mütevazi olup bazen olmamak gibi. Burayla ilgili ne söylemek istersiniz? Yani karışık şeyler söyleyebilirim ama şimdi sen söylerken yabancılaştım bir anda. Çok gamsız değilseniz, böyle yaşamla ilgili böyle kurulmuş oyuncak gibi kurulup yaşama salınmış, yaşama sebebini unutmuş insanlar vardır. Böyle filan değilsek, biraz meraklıysak, biraz mesela böyle bir kafede, sokakta, bir duvar dibinde böyle boynunu eğmiş, düşünceli bir insanın insan dikkatimizi çekiyorsa, onu merak ediyorsak, biraz öbürüyle ilgili bir dert geliştiriyorsak filan, tabii yani bir şeyleri aralıyorsun, giderek kendine hisse çıkarıyorsun. Bunlara duyduğum, yani bu yüzden yaşadığım durumları ifade etmek için. Hocam ama bence hani siz bir cevap verebilmiş değilsiniz. Hep arayış tabii halindesiniz. Yani, evet. Bu meseleyle ilgili, yani hayat filmi üzerine konuşalım mı? İzlemeyeniniz var mı bilmiyorum ama biraz girmek isteyeceğim ben hayata. O şu hayat duygusu, vallahi bak çok basit anlamıyla söylüyorum. Biraz böyle içinden... Bu aslında yaşama dair taşıdığımız umudun, canlılığın en üst noktası. Fakat belli bir yaştan sonra bir de böyle işte bu özellikle işte sorgulamalar, gece sorgulamaları bunları yapan biriyseniz belli bir yaştan sonra özünüz değişmiyor ama şekliniz, bakışınız yani yaşama karşı yaşamı görme biçiminiz yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Bu inanılmaz bence sinematik bir bakış. Çünkü daha önce hep içeriden bakarken, hep böyle içinden o biraz öfkeyle, biraz bir şeyle bakarken böyle kenardan bakıyorsunuz. Yani bu şuna benziyor. Genç bir insanın, hatta bir ergenin deli gibi hayatın böyle kendini merkeze koyarak anlattığı şeyleri dinlemek zorunda kalan ama onu severek dinlemek zorunda kalan yaşlı bir insanın ona bakışı, ona gösterdiği anlayış. Ben hayatı da yani hayat ismini de hayat bize hayat dedirten duygunun da böyle bir şey olduğuna inanıyorum.